Aman Tanrım kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Toz koparan İskender 2 Ocak 2021 tarihinde TRT1'de yayınlanmaya başlayan tarih, macera, aksiyon, komedi ve fantastik türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Dizinin çekimleri İstanbul'un Beykoz ve Çekmeköy ilçelerinde yapılmaktadır. Dizide birbirinden ünlü isimler yer almaktadır. Biz de dizdeki oyuncuların gerçek hayattaki sevgili ve eşlerini sizler için araştırdık. İyi seyirler. Serhat Okdemir, 11 Nisan 1981 yılında Mersin'de dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 41 yaşındadır. Bilkent Üniversitesi Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştur. İlk çıkışını Kanal D'de yayınlanan Kanıt ve sonrasında ATV'nin sevilen dizisi Hayat Devam Ediyor dizisiyle yapmıştır. 2013 yılında Ben de Özledim dizisinde rol almıştır. 2014 yılının sonbaharında başlayan Kertenkele dizisinde Zehra karakterini canlandırmıştır. Bunların dışında Kapalı Çarşı, İstanbul Çocukları, Böyle Bitmesin, Analı Oğlu, Aynasız Haluk, Aşk Çağırırsan Gelir, Mucize İki Aşk, Bizim Hikaye, Su ve Ateş gibi yapımlarda da oynamıştır. 2003 yılında Göksel Gencer'le Dünya Evine girmiş, Göksel Gencer 2009 yılında hayatını kaybetmiştir. Çiftin Boran isminde bir oğulları bulunmaktadır. Berat Efe Parlar, 14 Ekim 2004 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Toz Koparan İskender dizisine sonradan dahil olmuş Cenk karakterini canlandırmaktadır. İlk kez 2013 yılında Gelmeyen Bahar isimli sinema filminde oynamıştır. Parlar oyunculuğa reklam filmleriyle başlamış, 2008 yılında ise oynadığı Melekler Korusun dizisiyle ilk dizi deneyimini yaşamıştır. Berat Efe Parlar, İftarlık Gazoz adlı filmde ilk defa başrol olmuştur. Bu dizide Cem Yılmaz'la birlikte oynamıştır. Bunun dışında Afacanlar İş Başa Düştü, Can Dostlar, Bücür, Mucize Doktor, Masal Çatısı, Poyraz Karayel, Kardeş Payı, Güldüğü Güldüğü Şov, İşler Güçler, Böyle Bitmesin gibi yapımlarda da oynamıştır. Kendisinin Aysima Veli isminde bir kız arkadaşı bulunmaktadır. Cemrehan Karakaş, 1993 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 28 yaşındadır. Bilgi Üniversitesi Kültür ve Sanat Yönetimi bölümünde eğitim görmüştür. İlk kez 2011 yılında Canım Babam isimli dizide oynamıştır. Ardından 2017 yılında Sen Benim dizisinde Beşir ve Elvan'ın kardeşi rolünde o yer almıştır. 2018 yılında Umutsuz Ev Kadınları dizisinde Kerem rolünde yer almıştır. Asıl çıkışını ise 2019 yılında oynadığı 4N1K dizisinde canlandırmış olduğu Oğuzhan karakteriyle yapmıştır. Şu anda ise Toz Koparan İskender dizisine sonradan dahil olmuş Mete karakterine hayat vermektedir. Başarılı oyuncu şu anda Gizem Şeref'le evlidir. Eşi Gizem Şeref İngilizce öğretmenidir. Yusuf Gökhan Atalay, 23 Mayıs 1974 yılında Ankara'da doğmuştur. Kendisi şu anda 48 yaşındadır. Selçuk Üniversitesi Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştur. İlk olarak Umutsuz Ev Kadınları dizisine birkaç bölüm oynamıştır. Bu dizide dizinin ana karakterlerinden Celiş'in aşk yaşadığı belediye başkanı rolünü üstlenmiştir. 2015 yılında Yunus Emre Aşkın Yolculuğu filminde canlandırdığı Yunus Emre karakteriyle oldukça ünlenmiştir. Bunun dışında Triliçe, İsimsizler, Lise Devriyesi, Çember, Diriliş Ertuğrul, Asla Vazgeçme, Güneşi Beklerken, Alev Alev, Umutsuz Ev Kadınları, Muhteşem Yüzyıl, Lale Devri, Kapadokya Düşleri, Geniş Aile, Yaralı Yürek, Taşların Sırrı gibi yapımlarda da oynamıştır. Başarılı oyuncu uzun süredir evlidir ve bir oğulları bulunmaktadır. Fırat Albayram, 11 Ocak 1985 yılında Nazilli'de dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 37 yaşındadır. Haliç Üniversitesi tiyatro bölümünü bitirmiştir. ATV'de yayımlanan Adanalı, Show TV'de yayımlanan Suskunlar ve Kanal D'de yayımlanan Merhamet adlı dizilerdeki rolleriyle bilinmektedir. Kaçak Gelinler dizisinde Özgür karakterini canlandırmıştır. Bunların dışında Kayıp Aranıyor, Sen de Gitme, Rakı Masası, Merhamet, O Rüzgar, Mutlu Ol Yeter, Fabrika Kızı, Baba Candır, Biz Size Döneriz, Savaşçı, Hababam Sınıfı Yeniden, Bize Müsaade, Hababam Sınıfı Yaz Oyunları gibi yapımlarda da oynamıştır. Bunların dışında birçok sinema filmlerinde de yer almıştır. Son olarak 2021 yılında Toz Koparan İskender dizisinde Cihangir'i canlandırmıştır.
Fırat Albayram 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ceyda Kasabalı ile dünya evine girmiştir. Çiftin YouTube kanalı vardır ve içerik üretmektedirler. Burak Alkaş 17 Mayıs 1983 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Türk oyuncudur. Müjdat Gezen Sanat Merkezi tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Televizyonda ilk kez 2011 yılında Pis Yedili dizisinde Orçun Çolak karakterini oynamıştır ve bu karakterle ünlenmiştir. 2014 yılında TRT1'de yayınlanan Yeşil Deniz'de Müezzin Cemil karakteriyle büyük beğeni toplamıştır. 2021 yılına kadar Toz Koparan İskender dizisinde Fikri rolünü oynamıştır. Son olarak Alparslan Büyük Selçuk dizisinin kadrosunda yer almıştır. Başarılı oyuncu 2015 yılında Seçil Alkaşlar dünya evine girmiş, çiftin bir çocukları dünyaya gelmiştir. Çağan Efeak. Çağan Efeak 6 Haziran 2007 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 15 yaşındadır. İlk defa reklam filmleriyle kamera karşısına geçen Çağan Efeak, ardından Bir Gün Bir Çocuk filminde ve Muhteşem Yüzyıl Kösem dizilerinde oynamıştır. Özellikle 2015 yılında Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisine canlandırdığı Şehzade Murat karakteriyle oldukça ünlenmiştir. Ardından Güldüğü Güldüğü Şov Çocuk'ta ve çeşitli filmlerde oynamıştır. Aynı zamanda seslendirme de yapmaktadır. Deliler Fatih'in Fermanı, Ailecek Şaşkınız, İçeride gibi yapımlarda da oynamıştır. Başarılı oyuncunun sevgilisi bulunmamaktadır. Lea Kırşan, 22 Mayıs 2008 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmişti. Kendisi şu anda 14 yaşındadır. 2014 yılında yayımlanan Hayat Yolunda dizisinde Ecem karakterini canlandırarak dizilerde oynamaya başlamıştır. 2015 yılında Maral En Güzel Hikaye adlı dizide Maral Erdem'in küçüklüğünü canlandırmıştır. Ardından 2016 yılında yayınlanan Eve Dönüş dizisinde Elif karakterini, 2017 yılında Ada Efsane dizisinde Zeynep Aksoy karakterini canlandırmıştır. 2017 yılında ise TRT1'de yayınlanan Payitaht Abdülhamit adlı dizide Şadiye Sultan karakterini canlandırmış, bu karakterle oldukça ünlenmiştir. Başarılı oyuncu 2018 yılında Toz Koparan adlı dizide Elif karakterini canlandırmıştır. Şu anda Toz Koparan'ın devamı olan Toz Koparan İskender'de yine Elif karakterini canlandırmaktadır. Güzel oyuncunun bilinen bir sevgilisi yoktur. Siz de bu diziyi seviyor ve bitmesini istemiyorsanız videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.